30 milyon Galatasaraylı 150 bini bulamadı. Lütfen Galatasaraylılar. Abi hadi abone olabilmasalım. Bir şey değil ya. Para istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Aynen ücretsiz bir şekilde abone olabilsin. Sen bastın. Abone ol. Ben bastım. Beğen ve yorum da yap ya. Ben de bastım. Sizi bekliyoruz abi. Abone olalım. Teşekkürler. Bendik Spor deplasmanında maça başlıyoruz. Abi Soydaş bizimle birlikte tepki videolarında ilk. Evet ilk. Sesin vardı ama görüntüsü yoktu. İlk defa kendisi bizimle birlikte. Abim de burada. Babam biraz sonra geliyor. Maç hakkında geçmeden önce aile olarak Galatasaray maçı izliyor olmak, Galatasaray'ı tutuyor olmak gerçekten de aidiyet duygumuzu en üst seviyeye çıkardığımız görüntüleri sunuyor olmamızla eşdeğer durumlar. O yüzden ben Galatasaray olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum. Biz de gururuz. Bravo. Geçen hafta biliyorsun Başakşehir'de Başakşehir Pendik maçına gittim. Evet analiz. 4-1'lik bir maçtı. Eren Can evet şu an görüntüye de geldi. Gayet kaliteli. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. Kanatları çok kötü yani. Bekleri çok kötü. Bu Kerem'le Tete bugün yıldızlaşabilir. Umuyorum öyle olur. 4-5-6-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Umuyorum. Babama da soralım. Ne düşünüyor maç hakkında? Ben maçı alırız da yani. Fakat öyle düşünüyorum. 3-4 olur. 3-4-0. Sen ne diyorsun? 0. 4 farklı biteceğini düşünüyorum ben de bu maçın. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi desteklemek istiyorsanız lütfen kanala da abone olmayı unutmayın. Kanalımızın abone sayısını gelin birlikte 150 bin abone yapalım. Şimdiden de bunları yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız artık maça geçebiliriz. Ya bu arada soracaklardır. Niye stadyumda yok? Ya onu da söyleyelim. Deplasman tribünü arkadaşlar 90-100 kişilik bir kapasiteye sahip. Biz de bilet bulamadık. Gönül ister ki şu maç Kasımpaşa stadında falan oynansın. Hem Pendik para kazansın. Hem biz de taraftarımız dolduralım ama Fenerbahçe maçında da olduğu gibi kendi stadyumunda oynuyor ve kapasitesi de çok az. Bu yüzden de biz de evdeyiz. Bunu da söyleyelim. Tam burada binalardan izlerdik yani. Evet buradan Pendik'ten bizi izleyen varsa binalarda oturanları davetini bekliyoruz. Abi hadi be abi bu ilk 20 dakika ne oldu hiçbir şey yoktu ya. Ne oynadığını ben anlayamadım gitti yani. Bu takıma ne oluyor ben anlamıyorum. Ya. Sıkıştırıyoruz ancak. Ne var ya bütün topları ezdi ya. Oynar balışı oynadı ya. Çıkar şunu ya. Abi zor değil uzun top göndermek ya. Bu nedir ya? Ya şuraya bak ya inanamıyorum ha. Karşında Pendik var ya. Ah ya. Ya yeter be. Ya Pendik'te niye oynamadı oğlum geç kaldı. Yürü git ya. Konucu da aynı çift gibi bağlı gibi kalmış yani. O da gitti ya. Saçmalık olmadı ya. Abi bizim niye böyle oluyor ilk? Maçları böyle bazen sallamıyoruz resmen ya. Evet abi söyle şimdi Twitter'a giriyor. Yorumlarını oradan çalıyor galiba. Araklıyor mu? Evet. Ne düşünüyorsun ilk 20 dakika için? Oyuncular çok fazla risk almak yerine daha basit oynamayı tercih ediyor o yüzden. Ama bu doğru bir tercih mi? Pendik karşılığında anladın yani mı? At bir tane yakılacak sende. İlk 20 dakikada hücum oyunu oynamak yerine daha kontrollü olmayı tercih ediyor. Alakası yok ben öyle düşünüyorum. Bence çok devam edelim. İlerleyen dakikalarda her şeyi gösterir. Ben abi hala 2 saattir hızlı oynayamıyoruz onu fark ediyorum yani. Abi bir at bir uzun topu ya. Kaç tane koşu geldi ya. Bir hala yavaş yan pas geri pas yan pas geri pas. Ben topla oynamak istemiyorum kardeşim ben gol atayım ya. Adamları da maça ortak ediyoruz yani. En sevmediğim olay ya. Hatay maçı da böyle olmuş. Daha istekli daha hızlı oynayın kardeşim ya. Ben mesela bak küçük bir takım olduğumu düşüneyim. Galatasaray'la karşılaşacağım. Söylüyorum taktiği. Tamamen defansta her hızlı adamı varsa uzun oyna. Aynen. Kontrada. Başka bir şey yok. Yani. 2 saat bir yana pas, geri pas, yana pas, geri pas. Saçma sapan kaç dakika oldu ya? 25 dakikada o kadar hiçbir şey yok ya. Kanattan açtı ortadan isabetli. Ne ortadaki adamdan açtı ortadan. Şimdi 1-0'a hiçbir isabetli orta yok. İşte. Ya senin oynadığın gibi ben 55 yaşında oynarım ben. Vallahi oynarım billahi oynarım ya. O yüzden antrenmana çıkayım ondan da harika oynarım ben ya. Orada açamadım. Yazık sizin gençliğinize ya. Ama Kazım 2003'lü arkadaşlar. İstersen ne olursa olsun genç çocuk ya. Tamam abi işte hata yapacak. Hatalarından ya ders çıkaracak. Hata ya. O Ancini'yi oynamaması için zaten oynadı. O da kötü. Ama mecbur kardeşim. Pendik maçında da oynayacaksın. Bırak bu kişi oynayalım daha iyi ya. Aaaa. Kazımcan'a gereksiz yükleniliyor. Çok hoş. Sahip oldum ya. La ilahe illallah. Senin oldum ya. Vallahi senin oldum ya. Takım harbi kötü ya. Kendi spor hata yapmasına gerek yok ki biz orta kesemiyoruz ya. Hadi. Aferin. At şimdi sağa. Çok güzel be. Ver kendime. Versene ya. Bu dışarı ver. Niye kendime vermiyorsun ya? Tete'yi çıkart. Tete'yi oyundan çıkart abi. Kerem lan bomboş adam ya. Kerem delirdi bak Kerem delirdi. Kerem böyle bir takım oyunu mu var be? Tete'yi oyundan çıkart abi. Aaa gitti kaleye vurdu ya. Kaleye vuruyor. Şuradan kaleye vuruyor ya. Kerem sen boş kale ha. Terbiyesize bak ya. Tete'yi Kerem çıldırdı ha. Ya terbiyesizliktir bu ya. Aha. Oo penaltı.
Penaltı. Pozisyon penaltı. Ben Galatasaraylı olmama rağmen söylüyorum. Penaltı. Ya bu kendimden bomba. Bu ayet bir sahibi gidirdi ya. Pozisyon penaltı. Penaltı olabilir var mı? Evet, dışarıda. Ya dışarıda ama var. %100 var. Ayıp ya. Vermedi adam yanında iki kişiler. Vermedi. Adam çizgi aldı geçti bunları ya. Ya böyle bir şey yok. Bu nasıl hakem arkadaş ya? Vallahi ya. Aa ışıklar gitti. Aa ışıklar gitti. Sen gittiler. Ya rezilliler ya. Ya abi bu ne ya? Takımlar takım değil. Şey değil. Bu ne ya? Elektrik gitti ya. Ya bu nedir ya? Bir de orada o hareket yapılmaz ki ya. Penaltı olabilir. Bir de yapıyor, ikiyi de yapıyor. İkiyi de vuruyor ya. Pozisyon penaltı olan penaltı versin. Penaltı değil ki var. Pozisyon penaltı değil ama vermemesi zaten bir skandal yani. Çok şaşırtıcı ya. Biz o kadar uzaktan görüp ilk pozisyonda faul olduğundan diyoruz ya. Çok güzel. Yapar şu onlara. Vursana! Tete'ye bak ya. Lan kafa yok mu kafa ya? Allah aşkına orta açın. Hadi. Allah. Allah hepsi bekliyor ya. Bir tane top şu ana kadar Galatasaray'da şu adam da iyi oynuyor diyeceğim bir tane adam yok ya. Bir torreyle oynuyor var ya. Aşk olur ya. Şeyi topattı. Kerem hadi oğlum. Vur. Ulan be. Vur. Vur. Atak. Abi kardeşim vuramıyor artık ya. Sol ayağına geldi oğlum nasıl düşün. Ya nereye atamaz abi topu tutsa vuracak önünde ya. Sol ayağına gelmiş. Abi. Ya dinlen kardeşim o zaman. Ya bitir şu ilk yarıya ya. İkinci yarıya böyle çıkmayın ama ya sahaya ya. Bu ne ya? Ya bitir abi böyle çıkmayın yok ikinci ya. Yarıya ya. Adet olsun ya. Bu nasıl bir ilk yarı ya? Biz topuna döndük ya. Abi söyleş ne diyor ilk yarı için? Takım. Yani maçın başında da söyledim. Kanatları düzgün kullanırsak maç 4-5 olur dedik. Kanatları iki kez kullandık. İkisinde de gol pozisyonuna girdik. İsabetli ortamımız çok zayıf. Yani kanatlarda oynayan adamlar orta açamıyor bugün. İkinci yarıya TT ile hayatta başlamam. TT'yi hatta yarın bu kulüpten gönderirim. Kimse kusura bakmasın. Galatasaray, Ndombele, TT gibi oyuncuları beklemek zorunda değil. Yani ligin yarısı oldu. Bravo. Ligin yarısı oldu. Katılıyorum. Ligin yarısı oldu. Ben bekleyemem abi. Kimse kusura bakmasın yani. Adam iki tane içeride Adana yemiş gibi maçın çıkıyor öyle. Yapıyor falan. Az önce gördüm Ndombele'yi. Ha gene be değil mi? Yani. Biz bu kadar önemsiyoruz. Arkadaşlar da önemseyecek ki az forma giyen adamlar bugün maça çıktı yani. Evet. Lan birazcık daha ruhlu oyna ne abi. Evet. Yani Tete dediğin adam tamam mı? Abicim her maç aynısını yaptım bak. İçerideki Bayern maçında da yaptı bilmiyorum. O sonradan çizgiye girip kendi Icardi'yi çıkarmadığı maç hangi maç? Tam hatırlamıyorum da. Yani yaptın demek ki yapamıyorsun atamıyorsun. Ben de adam var yapamıyorsan ben adamın yanındaki adam atsın. Sen kral ol. Asistin ne? Sen kral ol yani. Az önce de aynı pozisyon yaşandı. Abi ikinci yere çok farklı bir mentaliteyle çıkmasını istiyorum. Abi biraz orta çalışsınlar arkadaşlar. Bak ciddi söylüyorum. Bak, bu takımlara karşı ortayla ve çizgiye inerek kazanırsınız. Çizgiye indiğimiz evet. İki pozisyonda da harbiden de pozisyon yakaladık, gol pozisyonu yakaladık. Tam değerlendiremeyebilirsin de lan pozisyon üretemiyoruz. Evet. Standartsızlık da var hakemin. El pozisyonu var. Ondan sonra tam ceza sahasına içeri girerken foul pozisyonu var. Yani abi bunları da ver yani bak. Biz, ver ki bizi bunlarla muhatap etme yani. Biz Fenerbahçe değiliz yani. Oo orası çok kötü. Offside. Offside ya. Yok oğlum offside. Offside. Yok. Ya offside. Ya offside ilk pozisyon be. Ya. Oğlum netse kaldıracaksın tamam mı? Netse kaldıracaksın. 1.5 adam sakatlansa ne olacak? Anne çok net bir offside yani. Net offside. İkinci pozisyon da offside. Erencan'ın pozisyonu da offside, öncüsü de offside. Gol! Gol! Birine çarptı. Dışarı mı? Ha şükürler olsun ya. Bayer Münih. Abi şükürler olsun ya. Bakalım diye bakalım. Abi bak gördü ben maçı değiştirdim. Bakalım diye göreceksin. Bayer azından koşuyor. Evet ya. Abi iyi taçı. Göreceksin ya. En azından mücadele edecek ya. Bakalım bu maçı çözecek ana. Barış abi maçı çözecek. Oğlum hakem çıkar ben ya. Manyak mısın desin ya. Haydi. Tam içeride. Barış abi içeride. Yapacak rahat olun. Barış yapacak. Barış yaptı. Kes. Vur. Vur. Bakalım bu. Vur be. Bakalım. Vur be. Onu bizim için yapmadı mı? Bakın da sevinme ya. Bak. Bu. Bakalım bu. Oğlum ben gol oldu mu sandım? Ertens iyi vurdum. Ertens.
Aferin be. Ne dedim oğlum? Bu adam girecek, bitirecek. Bu adam girdi mi gol gelecek kardeşim. Kovaladı ama tak. Bak bak kovaladı da. Bravo be. Bakan bu adamsın oğlum sen be. İşte bu kadar. Oğlum Mertens. Yine Mertens. Yine Mertens burada ama. Ya bizim geçen seneki takım oyunu dönüyorum daha iyiydi ya. Bu yine alınanlar dökülüyor ya. Aynen. Helal olsun bakan buya be. Ne kovaladı be. Oğlum bizimkiler de koşmadı önce. Ben dışarı gitti sanırdım be. Ya gidecek gol oldu diye şey var. Abi gol sevinci çok iyi bak. Beyin diyor beyin. Beyini kullanıyor. Mertens. Mertens yerinde oynayacak. Sıkıntı yok. Abi biraz rahatladım ya. Arkadaş fark atacağımız maça bak ya. Geldiği yere bak maçın ya. Aaa geçti bile. Ali'nin sıkıntı işte. Allah. Önlü böyle tek kişi şu an. Ya Kerem'i al, alması lazım öyle. Z'yi çıkarttı veya Kerem'i çıkartıp Kerem'i devrim alması lazım. Abi yapma. Yedek yok ki. Stoper yok. Dönem maçını öyle oğlum ya. Aslan abi yapma ya. Allah rızası için ya. Kerem Demir hayır oyuna giriyor. Aynen. Aynen maçı çok sıkıntı işte şimdi. Okan da kafayı oynuyor. Abi ne yapıyor? Aferin benim bakan buya bak daha ya. Bravo bakan bu be. Helal olsun valla. Hadi Meltas giriyor içeri. Vur! Vur bakan. Vur! Dobattı, iyi dobattı. Oradan vurulmaz. Vur lan! Bu vurur. Gol geldi. Gol! 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 Gol mü? Gol gol. Lan niye sevinmiyorlar ya? Lan ne olmasın? Gol mü lan? Nasıl gol mü? Gol mü? Abi Müslüman adam ya. Can ya. Hakim bizi geç be. Abi gol bakanlığın dışarıdan geldi. Ne oldu? Ben gördüm muhtemel şeyi ya. Oğlum bize oyuncular sevinmiyor anladın mı? Şaşırıyorsun ya. O kadar sen burada ki top görünme. Adamların sakinliğe bak golden sonra ya. Ooooooo çok sendirmiş lan çıkaramamış öyle. Hakim Ziye çok sert gidiyor ya bak çıkaramadı. Top dönüyor bak. Bak bak doğru dönüyor bak. Bravo be. Gol geldi dedim ama. O ayağını aldı anda. Bu da işe büyük. Bravo be Zeyeş be. Hakim Ziye maçını oynatacağım. Maçı başından beri benim de işim. Türem ya sorunu mu var? Maçı getirdi. Altta yazın. Haklı. Biraz arıza. Şimdi söyle şanslı. Ne oldu? Sevinmiyor. Adam sakin ya. Yo, donuk yani. Bir acayip bir çocuk ya. Adam sakin sakin. Ne gol attı be? Golden sonra sevinmedi bile lan. Ne oluyor? Hakim Ziyech be. Ama bakan bu ya. Bakan bu gördün mü? Yine geldi bak bak. Enerjisiyle bence maçı çeviren adam oldu. Bana evet. Olsun ya. Her yere basıyor. Barış ve bakan bu. Barış'la bakan bu maç aldı. Barış Mertens bakan bu. Evet. Sektörden de içeriye. Gol şansı şut dışarıya. Abi bu ne korneri ya. Penaltı bekliyor bakan. Bu pozisyonda da fırsat yakaladı. Önce kontrolü, sonrasında vuruşu. Eliyle yanmıyor mu ya? Hayır eliyle. Yani eliyle alıyorsa pozisyon penaltı bu. Eliyle ya. Sen penaltı. Oğlum Beşiktaş maçında aynı kişi ayağının altına yapıştı mı? Aynı kişi. Verdi de o da yanlış karardı. Bu da bir penaltı pozisyonu yani. Ondan bahsediyorum. Bence eliyle alıyor ya. Kadın eliyle aldığı için hiç şey yapmayacaklar. Dinlemeyecekler. Eliyle alıp almasını yaramadık mı? Kerem vur kaleye be. Vallahi bu kaleye be. Ne kalesi? Kaleye vuramaz da. Kerem. Kerem. Sana vuramaz kaleye he. Vuramaz. Vallahi arkada öyle yok diye geçiyordu ya. Sen ne nasıl patladın bugün ha? Nasıl patladın? Evet. Aaaa. Oğlum. Söyle abi. Ulan bir tane pozisyonda yaşadık bunu. Var. Bir tane pozisyonda çarptı. Evet maç sona erdi. Galatasaray'ın ilk yarıdaki oyunu çok çok kötüydü yani. Çıktığı kadro çok kötüydü. Mertens görüntüdeki bakan bu. Ve Barış Alper değişiklikleri oyunu değiştirdi bence. Tamamen değiştirdi hatta. Barış girdi. Oradan zorlamaya başladı. Biraz takım iki taraftan gelmeye başladı. Oyunun dengesi bozuldu onlar açısından. Çünkü bir tek sağdan geliyordu. Yani değişiklikler tam yerinde yaptı da maç aldık. Yoksa yani o ilk yarıdaki takımla bu maç alma şansın yok ya. Hoca gidiyor Tete gibi adamlara şans veriyor. Bunları değerlendiremiyorlar. Tete'nin ilk yarıda yaptığı bana göre saygısızlık. Takım oyununda tamamen ters olan hareketi. Atsa zaten maçı almışız. Her neyse sonuç olarak 3 puan aldık. Buradan Cedric Bakan buyu. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Yine utandırmadı. Ona güvenimi boşa çıkar.
çıkarmadı. Cedric Bakambu, Helal Uzun. Tabii ki de Hakim Ziyech'in de mükemmel golü. Yani Ziyech'in performansı daha kat be kat ilerleyerek inşallah devam eder. Güzel gidiyoruz yani Ziyech'le. Zaten Manchester United maçını çeviren de Ziyech'tir. Tamamen aslında Pendik'i oyundan kopartan da Ziyech'in golü oldu. Korktuğum tek şey vardı. Sakatlık, onlar oldu. Kaan Ayhan vesaire, bunlar inşallah ciddi şeyleri yoktur. Çünkü önümüzde gerçekten ölüm kalım maçımız, Kopenhag maçımız var. Buraya da odaklanmamız gerekiyor. Baba sen ne diyorsun son olarak? İlk yarıda acayip sinirliydim. Daha sonra çarpmaya başladım. Yani böyle bir kötü kadro ben görmedim yani Galatasaray'da. Bu kadar vurdum duymaz, umursamaz. Neyse ki ikinci yarı biraz toparlandı. Değişiklikler ne de maçı aldık. Şükürler olsun yani. Evet. Yani bir de mesela şeyleri manipüle edecekler eminim. Şimdi maçtaki pozisyonları direkt gördüm, söylüyorum. Bir pozisyonda penaltı diyorlar. Ha, hakemi söyleyelim, evet. Yani şeyin pozisyonu, hakem konuşalım. Kazımcı'nın pozisyonu penaltı diyorlar. Pozisyon dışarıda. İçeri ister istemez girerken, adam düşerken fotoğraf olabilir yani. Bazı fotoğraflar içerideymiş gibi gösterebilir. Adam üstüne düşerken çekilen fotoğraflara inanmayın. Bu bir. İki, Bakanlu'nun az önce yapmış olduğu pozisyona penaltı diyorlar. Evet, pozisyon penaltı olabilir ama öncesinde adam elli alıyor. Manipüle ediliyor. Hakem bence Fuaş'ın standardı olarak çok maç yönetmedi. Çok kötü. Çok pozisyonların içinde kaldı. Ama skoru etkileyecek bir hata yapmadı bence. Yani Fenerbahçe'den geçen haftadan dolayı illaki böyle şey yapacaklardır işte, şöyle kazanırız böyle kazanırız. Öyle bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Artık diğer yorumlar sizde. Siz neler düşünüyorsunuz bu maç hakkında? Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki de en önemlisi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 30 milyon Galatasaraylı 150 bini bulamadı. Lütfen Galatasaraylılar. Abi abone olabilmasalım. Bir şey değil ya. Para istemiyoruz. Bir şey istemiyoruz. Abi ücretsiz bir şekilde abone olamasacaksın. Sen bastın. Abone ol. Ben bastım. Beğen ve yorum da yap ya. Ben de bastım. Sizi bekliyoruz abi. Abone olalım. Teşekkürler.